Ela. Hı. Çok soğuk dışarısı, üşüme. Sevaz. Vallahi üşümeyi bile özlemişim biliyor musun? Rüzgarın yüzüme çarpmasını, başımı kaldırıp gökyüzünü görmeyi. Seninle bir şey konuşmam lazım. Hayırdır? Bundan birkaç ay önce yurt dışının uluslararası sağlık personeliyle alma programına başvurmuştum, hatırlıyor musun? Hani bir ihtimaldi biliyorsun. Ama o ihtimal gerçek oldu. Aa, Cemre, senin için çok sevindim. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Sen de gel Leyla ha? Nasıl yani? Yani tüm bu karmaşalardan kaçıp zaten çocuklarınla yeni bir hayata başlamak istemiyor muydun? İstiyorum, tabii istiyorum. İşte gel benimle, hayallerini orada gerçekleştir. Hem bu kadar yaşanmış şeyden sonra buradan uzaklaşmak sana iyi gelmez mi? Bilmiyorum ya, çok ani oldu bu. Biliyorum, hemen bir şey söylemene gerek yok. Ama bir düşün. Bir de üşümeyi özledim diyorsun. Yani daha iyi bir yer bulabilir misin bunun için? Bilmiyorum. Sen bir düşün. Ha? Hadi gel, şey geçelim. Devincim. Nasılsın bir tanem? Aklım sende. İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Daha iyi olacağım Leyla'cığım, sağ ol. Bak biliyorsun değil mi? Ne istersen. Ne istersen ben her zaman buradayım. Biliyorum Leyla. Çok teşekkür ederim. Peki kaza hakkında bir haber var mı? Nasıl olmuş? Kaza değilmiş. Yani kaza olmayabilirmiş. Nasıl yani? Dün emniyetten aradılar. Polisler cinayet soruşturması başlatmışlar, bilmiyorum ben de. Ne diyorsun Devin, ne cinayeti? Kim yapmış olabilir böyle bir şeyi? Bilmiyorum. İnan şu an hiçbir şey bilmiyoruz Leyla ama en yakın zamanda öğreneceğiz. Benim şimdi çıkmam lazım canım. Bir haber alınca arayayım seni, olur mu? Tamam, tamam canım. Öpüyorum, görüşürüz. Ne oldu? Leyla ne oldu? Annem. Annem mi bu? Ah tabii ya, tabii. Aslan'la Devin'i ayırmak için kurdukları plan ortaya çıkınca araları açıldı. Ergun Bey kim bilir annemin daha ne pisliklerini biliyordu. Hülya da gerekeni yaptı tabii. Leyla, annem bu kadar korkunç bir şey yapabilir mi gerçekten? Bilmiyorum. Ama daha önce yaptı. Defalarca yaptı. Bir dakika, bir dakika. Senin eski sevgilin Deniz, o da bir trafik kazasında. Aysel'e de aynı şeyi yapmaya kalkıştı. Şimdi bunun da arkasından o çıkarsa hiç şaşırmam. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Nasıl? Nasıl hiç değişmez? Ya bak şu kadarcık, bak şu kadarcık değişmedi. Değişmeyecekti. Hak ettiği cezayı alana kadar da durmayacak. Leyla, neden hala bu kadar önemsiyorsun? Ya bırak. Zaten annen yaptıysa Aslan'la Devin bırakmaz bu işin ucunu. Cezası neyse çeker. Umarım eğer o yaptıysa bunu, cezasını çeker ve ben de bunu görürüm. Leyla, dün söylediğim şeyle alakalı düşünebildin mi? Yurt dışını yani. Cemre. İnan bana,
bunları burada bırakıp bambaşka bir hayat kurmayı, çocuklarımla bambaşka bir yerde bambaşka şeyler hayal edebilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ama gelirsen mücadelen yarım kalacak, değil mi?